Günaydın değerli yatırımcılar. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ABD piyasalarının %2'ye varan yükselişler yaşadığını görmekteyiz. Avrupa piyasalarında da dün bütün gün yine pozitif hareketler sergilendi ve kapanışta pozitif yapıldı. Uzak doğu piyasalarına baktığımızda dün Şangay Endeksi hafif negatif kapanışlar gerçekleştirirken bugün %2'nin üzerinde pozitif hareketler sergiliyor. Japonya'ya baktığımızda Nikkei Endeksinde yukarı yönlü pozitif hareketler devam etmekte. Hindistan tarafında da yine dün pozitifti, bugün de pozitif hareketini sürdürmekte. Bizim piyasamıza dönecek olursak dün küresel piyasaların genelinde pozitif hareketler yaşanırken bizde bir satış baskısı yaşandı. Bunun sebebi Suriye tarafındaki sınırımızda jeopolitik risklerin artmasından dolayı yukarı yönlü hareketler sınırlı kaldı. Yoğun bir satış baskısı geldi. 69.300 seviyesine kadar geri çekildik. Oradan bir toparlama geldi ve yatay kapanışlar gerçekleştirdik. 71.000 seviyesinde kapanış gerçekleştirdik. Baktığımızda bugün için endeksin hafif pozitif yatay diyebileceğimiz bir açılışla güne başlayacağını düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerini sürdürecektir. 71.500'ü direnç noktasını test edip kırıp 72.000 seviyesine çıkma olasılığı yüksektir. Fakat bu tamamıyla oradaki jeopolitik risklerin artması ve gelen haber akışına bağlı. Dolar TL'ye baktığımızda 2.95 seviyesinin hafif üzerinde seyrediyor. 2.95'in altına sarkması durumunda 2.94.50 var. 2.94.50'nin altına sarkar ise bu endeksi pozitif destekleyecektir ve biraz önce belirttiğimiz 72.000 seviyesine doğru olumlu hareketlerini sürdürecektir. Genel olarak petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketler söz konusu. Bundan dolayı da küresel piyasaların genelinde bir pozitif hava, bir pozitif algı oluşmakta. Biz maalesef jeopolitik risklerin artmasından dolayı bu pozitif havadan fazla yararlanamayacağız ve belli bir iskonto ile işlem göreceğiz. Yani yukarı doğru gitsek de aslında küresel piyasalar bizden çok daha fazla iyi fiyatlanmış olacak ama biz hep böyle bir iskontolu fiyatlanacağız. Ta ki jeopolitik risklerin belli seviyelere inmesi durumunda biz de tekrar bu aradaki farkı kapatabiliriz ama kısa vadede bu biraz zor gözüküyor. Ama genel olarak bugün için pozitif hareketler devam edecektir. Ekstra bir haber akışı gelmez ise diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.